mürebbisi. Dolayısıyla ona göre yol gösteriyor. Onların terakkisi için malzemeler veriyor. Vesileler gösteriyor. Bunu anladım. İlave yoksa susunca ben 2 saniye sonra devam ederim hemen. Genellikle buradaki tanımlar hep insaniyet üzerinden, insan üzerinden, nevi beşer diye tanımlanıyor. Siz de dikkat çektiniz. Sadece bir yerde işte insanı kübre olan İslamiyet diyor. Burada Kur'an'ı insan üzerinden tanımlaması çok dikkat çekecek göründü bana. Birincisi. İkincisi de şu İslamiyet'in ma ve ziyası ile ilgili, yani İslam'ın hani inanç boyutuyla ilgili kısmı sanki Kur'an'ın o noktada verdiği bir ziya, ameli hayata bakan yönü de masumu diye aklımdan geçti. Evet. Güzel. Dikkatimize sundunuz. Allah razı olsun. Devam ediyorum. Nevi beşerin hikmeti hakikiyesi. Burada da şunu anlatmıştım ben. İnsana tefekkür etmenin, akletmenin ana temellerini, ana prensiplerini sunuyor, öğretiyor. Orada da insaniyette çelişmeyecek şekilde sonuçlara ulaşmanın yollarını gösteriyor diye özetledim. Ben de bu hikmet-i hakikiye deyince, yani hep o yine geçen haftaki maksat, anlam ilişkisi üzerinden gittiğimde, yani çünkü bugünkü dünya görüşünde hakikat dendiğinde eşyanın sebebi hakikattir şeklinde bir algı var. Yani ben bitki neden yeşil renkte? Çünkü içinde işte yeşil pigmentleri oluşmasını sağlayan işte klorofil var. O yüzden bitkileri biz yeşil görüyoruz. Şeklinde açıklandığında bitkinin hakikatine ulaştığımız şeklinde bir görüşe sahibiz. Fakat müellif Bediüzzaman'ın bu kavramsallaştırması benim çok hoşuma gidiyor. Hikmeti hakikiye diye bir kavram getiriyor meseleye. Hikmet hakiki, hakiki hikmet nedir diye. Nasıl yani, şimdi bir hikmet var bir de hakiki hikmet mi var? Hakiki hikmet dediğinde onun arkasındaki maksadın deşifre edilmesidir hakiki hikmet. Yani eşyanın sebebini değil, eşyanın adetullah'taki bir önceki karedeki sebebini değil, eşyanın arkasındaki maksadın bilinmesine hikmeti hakikiye dediği için Nevi Beşer'e hikmet hakikiye veriyor. Ne demek? Yani ona maksatları söylüyor. Yani Esma-i İlahiye'yi ona tanıtıyor. Yani işte ben neden bunu böyle yarattım? Rahmetli olduğum için, hikmetli olduğum için, adil olduğum için vesaire. Bir de şu geçti aklımda benim, bu nevi beşerde hikmet olarak kendisini sunan ve insanların burada hikmet yapıyoruz dediği de bir alan var. Hani felsefeyi kastediyorum. Bununla irtibatlandırırsak eğer, hani felsefenin temel alanları varlıktır. Ondan sonra bilginin kaynağıdır. İşte etiktir, estetiktir diye ifade ediliyor ya. İşte Kur'an hem ontolojiye dönük yaklaşımında, hem epistemolojik olarak bilginin kaynağı olması hasebiyle, hem ahlakın kaynağını göstermesi açısından da, hem de estetiği de yine varlık kaynağına, cemala mutlaka diyelim, bağlayan bir boyut sunduğu için beşerin bütün bu alanları vahiysiz olarak temellendirmesi karşısındaki bu sahte bir temellendirme oluyor tırnak içinde. İşte Kur'an bu konuda hem varlık alanı, hem bilgi, hem ahlak, hem de estetik alanı ile ilgili gerçek anlamda varlığın var edici tarafından ortaya konan yaklaşımlar bütünü, açıklamalar bütünü gibi anlattı. Yani burada bir test imkanı da sunuyor bize gibi geliyor. Yani saadete sevk eden diyor, beşeri insaniyeti saadete sevk eden, saadete sevk eden hakiki mürşidi. Oraya Yani gelmiştik ama. ha pardon özür dilerim. Pardon özür dilerim. O zaman o paragrafı okuyarak devam edin. Yani o kısa cümleyi okuyarak oraya Ha, ben de orası tek bir şey gibi geçiyor da siz buyurun devam edin. ben de ayrı. Buyurun. Yani insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi derken, gerçek hikmet insanı saadete sevk etmeli. İnsanı saadete sevk etmiyorsa o hikmet değildir. İnsanın fıtratına, insanın
mahiyetine, o Yunus'un da bahsettiği gibi nedenler, sebebin arkasındaki, yani bir şeyin arkasındaki sebebin ne olduğunu bilmek yeterli oluyor mu? Yani niye güneş var? İşte ısıtmak için demek sadece insanın ruhunu, insanın kalbini saadete sevk ediyor mu diye sorduğumuz zaman insan fıtratı bunu reddediyor. Yani evet, güneş ısıtmak için var ama ölümden sonra bir anlamı ifade etmiyor. Güneşi ısıtıcı olarak oraya koyan biri olduğu zaman insanın ısınmasının bir anlam taşıdığını anlıyoruz. Dolayısıyla Kur'an bize ondan bahsettiği için hakiki manada bir hikmet sunmuş oluyor ve insanı gerçekten hidayete ulaştırmış oluyor. Yani bir nevi hikmetin testi insanın gerçek manada ruhunun saadete ulaşmasıyla mümkün oluyor. Bunu diyecektim. Teşekkür ederim. Ben de şöyle hemen özetlemiştim. İnsan duygularının gerçekten tatmin olma yollarını gösteren bir rehberdir diye özetlemiştim. Aşağı yukarı aynı doğrultuda oldu. Tam Abdülreşit'in dediğin tek edilen bir şey. Yani insaniyeti... Benim söylediğim anlaşılmamış mıydı? Özür dilerim. Ya, mikrofon kapalıymış. Abdülreşit'ten sonra ben bir şey söyledim. Anlaşılmamış. Anlaşıldı, evet. Ha, duydunuz. Evet, evet. Tamam, biliriz. Tamam. Ben ilaveten, yani insaniyeti saadete sevkin hakiki mürşit varisi, Abdülreşit'in dediği gibi ben de önüne anlamak istedim. Bunun hakiki mürşit olduğu ve saadete sevk ettiği nereden belli, sonuçlarından belli. Yani mitoloji var, felsefe var, başka dünya görüşleri var. Onlar insanın insaniyetini tatmin ediyor mu diye baktığımızda soru işaretleri var. Farklı açıklamalar dolayısıyla insan gerçekliğiyle uyuşmuyor. Fakat Kur'an'ın ortaya koyduğu tablo insanın insani gerçekliğiyle uyuştuğu, varlık alemine uyuştuğu, örtüştüğü için de insanı gerçekten kalben, ruhen ve duyguları itibarıyla saadete ulaştırıyor gibi anladım. Şimdi biz Kur'an'ın tarifi açısından baktığımızdan, yani konuyu Kur'an'ın tarifi çerçevesinde, yani Kur'an okurken nelere dikkat edeceğiz? Diyeceğiz ki Kur'an demek ki insanın aklına rehberlik yapıyor, düşünme sistemini öğreten bir kitap, bir rehber. Bir de insanın duygularını saadete sevk edecek. Yani ben Kur'an'ı okuduğum zaman duygularımla çelişmeyecek, aklı prensiplerimle çelişmeyecek. Yani Kur'an'ı tanıma açısından, yoksa okuduğumuz parçanın içeriye, okuduğumuz cümlenin içeriği açısından girersek çok derin konuşmak lazım. Derim. Yani teşekkür ederim, devam ediyorum. Ve insanlara hem bir kitab-ı şeriat, bu da şeriattan şunu anladım ben, insanın bedenen, aklen ve ruhen, hissen nasıl bir hayat yaşaması gerektiğine dair bu dünyadaki takınacağı tavırlar, uygulamalara rehberlik yapan bir düzenleyici kitaptır. Şeriatta o da var. İnsanı belli bir istikamete sevk etmek. Şimdi o istikamete insan bütün elementleriyle birlikte, aklıyla, kalbiyle ve bedeniyle de madde ile kurduğu ilişkiyle de, onların anlamını çıkartmasıyla da vesaire rehberlik yapan bir kitap. Okey, geçiyorum. Hem bir kitabı dua, yani insan eğer bu hikmete ve saadete ulaşacak şekilde aklını, kalbini düzenler ve dünya hayatını tanzim ederse, yukarıdaki üç tanıma göre, o zaman o tanzim sonucunda ulaştığı kendisinin varlık kaynağını, mabudunu diyelim. Çünkü insanda ibadet etme duygusu varsa, o mabuduyla ilişki kurması için nasıl dilekçe yazacak, nasıl bir sunumda bulunacak, onları belirleyen bir rehber kitap. Dolayısıyla Kur'an'da dua özellikleri taşıyan, peygamberlerden nakledilen falan, insanın bu ihtiyacına cevap veriyor. Şimdi ben kainatın yaratıcısı var dedim ama ne yapayım? Onunla ilişkiye geçmeyeceksem, varsa var, kendi bilir, sevmiş, kudreti varmış, göstermiş, yapmış.
yapmış ve güzel yapmış, aferin ona der gibi bir tavrımız olur. Duaya dönüştürmek lazım. Onun da Kur'an özellikle bize takdim ediyor. Onu da bekle. Kur'an'da dua olmasaydı o zaman Kur'an bir görevini yapmamış olurdu. Yani benim beklediğim bir ihtiyacı karşılamamış olurdu. Siz buradaki tanımlar Kur'an nasıl okumalıyız sorusuna veren cevaplar gibi değerlendirmek deyince Allah razı olsun. Bu Kur'an'ın dua kitabı olması ile ilgili iki husus zihnimde çağrıştı. Birincisi hani duanın mahiyetinde talep etmek, istemek var. Ben insan olarak duygularım itibariyle istiyorum. Pek çok şey istiyorum. İşte ebedi var olmak gibi vesaire. Demek ki Kur'an benim bu insaniyetimden kaynaklanan bütün taleplere, bütün isteklere, bütün dualara cevap veren bir kitaptır diye bakmalıyım diye anladım burayı. Bir de husus olarak zaten malum bu konuda peygamberlerin üzerinden vesaire bize öğretilen dua kılıfları da var. Ama asıl birincisi zannediyorum. Biz, burada. Biz Kur'an'ı konuşuyoruz hocam. Evet. Yani biz Kur'an'ı konuşuyoruz. Hem bir kitabı hikmet, yukarıda konuşulduğu gibi insanın bir gerçeği arama duygusu var. Talebi var, ihtiyacı var. O insanın özellikle sorularına, hakikatin ne olduğuna, kendi mahiyetin ne olduğuna dair sorduğu sorulara cevap verme özelliği olan bir metin, bir kaynak olması gerekir. Bakayım benim sorduğum sorulara insani taleplerime cevap veriyor mu diye okuyacağım Kur'an'ı. Hem bir kitab-ı ubudiyet, duanın dışında bir de ubudiyet vurgusu yaptı burada. Şahsın kendi gerçeğini yaratıcısına takdim etme. Şimdi duada isteklerini, taleplerini karşılama özelliği varken, ubudiyette insanın kendi gerçeğini yaratıcısı bildiği, sahibi maliki bildiğine takdim etme. O zaman Kur'an'da arayacağız. Bakayım bunda benim ubudiyet ihtiyacımı karşılayan özellikler var mı? Hem bir kitabı emir ve davet. Şimdi bütün bunlar, bu ilişkiler kurulduktan sonra o bana şunları senden istiyorum diyecek ve o isteklerine dair davetiye gönderecek benim duygularıma, aklıma, neyse insaniyetime. Dolayısıyla biz Kur'an'dan ayrıca davet, yani hakikati muhtaçlara ulaştırma görevinin nasıl ifa edileceğine dair düsturlar da bekleriz. Yani evet, Rabbim beni davet edecek ama bir hakikata ben icabet edeceğim. Fakat çevremdeki insanlarla, toplumla ilişkimde ben de bu davetin naklini, yani bu görevi, nasıl ki yaratıcı Rahman'dır, bana merhametle muamele ediyor ama aynı zamanda ben de insanlarla merhametli ilişki kurmam lazım prensibine göre, ben de insanlara nasıl davette bulunacağımı Kur'an bana bildirmesi gerekiyor. Evet, hem bir kitabı fikir, yine akıl ve vicdanın kullanılarak, yok, kendi kitabı zikir. Şimdi zikir hep remembers, tekrar tekrar. Çünkü insanın unutma özelliği var. Onun için hakikat olan anlam noktaları bana her ayrı kontekste, ayrı bağlamda o hakikati tekrar tekrar hatırlatması gerekiyor. Bir de benim açımdan bakacak olursam, ben bu hatırlatmaya karşı nasıl mukabelede bulunacağımın prensiplerini, düsturlarını bana sunması gerekiyor. Şimdi kitabı fikir, yine akıl ve vicdanın beraberce kullanılarak tefekkür etme yollarını bana göstermesi lazım. Bunu bir kategoriye almış benim kitapta. Ben şimdi bir de altını çizeceğim şimdi. Ve insanlara diyor, kitapta da öyle. Ondan sonra alt alta yazılmış. Hem bir kitabı şeriat, hem kitabı dua, hem kitabı hikmet diye sıralanıyor. Ama başında kime? İnsanlara. Yani Müslümanlara demiyor. Kur'an'ın hak, kelam olduğunu kabul edenlere demiyor. İnsanlara diyor. Buradan benim çıkardığım, demek ki ben Kur'an'a insani özelliklerimle muhatap olacağım.
insani özelliklerime muhatap olduğumda Kur'an bana hem şeriat kitabı vasfı taşıyarak mukabele edecek, hem dua, hem hikmet, hem ubudiyet, hem emir ve davet, hem zikir ve fikir diye anlaşılıyor. Evet, hem insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak, çok kitapları tazammun eden tek cami bir kitabı mukaddes. Burada artık demek ki insanın tüm manevi ihtiyaçlarına merci olacak. Burada da nokta, manevi ihtiyaçlarına merci olacak. Özür dilerim. Dikkatimi dağıt. Manevi, yani insani duygularına ana dönüş kaynağı olacak merciye. Yani insani duyguların herhangi bir talebi olduğu zaman ben oraya gideceğim, Kur'an'a gideceğim. Oradan bana bir özet rehber çıkacak. Her şeyi içerisine almış, burada cami kelimesinden onu anlıyorum. Yani insanın tüm ihtiyaçlarını kapsamış olması lazım. Ama bundan da şöyle, hacat-ı maneviye vurgusundan da ben Kur'an'dan patatesi nasıl büyüteceğimi öğrenmek için bir rehberlik beklemeyeceğim. Veya şimdi insanlar hani aşıyı nasıl yapacağım? Nasıl bir aşı bulacağım? Bana bir tarif gönder demez. Çünkü kainat onun şahitliğini zaten yapıyor. Git araştır, oradan bul. Bir de şu kitab-ı mukaddes tabirinde de, çünkü yani herhangi bir insan konuşmasının ötesinde yaratıcı olma özelliğine sahip, ona divine özelliğe sahip bir makamla konuşması lazım bana. Onun için Kur'an'da bazen biz şöyle yaparız, biz böyle yaparız dediği zaman kitab-ı mukaddesse bu şekilde konuşması gerekir. Yoksa efendim acizane, kusura bakmayın ama böyle yaparsam, yapabilirsem bir deneyim bakayım tarzında olmayacak. Kesin ifadeler olacak. Yani benim kudretim her şeye yeter. Çoğu zaman yeter de bazen işte tereddüt gibi böyle bir şey insanı rahatsız eder. İnsanı tatmin etmez diye böyle kelimelerin altından çıkarttığım sonuçları paylaştım. Evet, geçiyorum. Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urafa ve muhakkikînin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezakına, zevk kaynaklarına layık, onlara tam uygun ve meşrebi tenvir edecek. O meşrebi, o kişinin meşrebini, meşrebini tenvir edecek ve her bir mesleğin mesakını, yani hangi yolda gidiyor, sevk alanını, yani hangi kanaldan giderse sonuca ulaşabilir, o mesakına muvafık ve onu tasvir edecek bir risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitap-ı semavidir. Özet olarak bu uzun tariften, belki de şöyle böyle en uzun tarif bu gibi dikkatimi çekti. Şunu anlıyorum, her insanın ayrı meşrepte olduğu, ayrı beklentiler içerisinde olduğu, ayrı tatmin kaynaklarına ihtiyacı olduğunu nazar itibare alması lazım. Yani Çin ordusu gibi tek tip olamaz insanın eğitimi. Çin ordusunun öyle bir örnek verirler, ne kadar doğru da bilmiyorum. Neyse, onların hepsine rehberlik yapacak. Herkesin kendi zevkine göre. Burada evliya ve sıddıkın o refa muhakkikinden şunlar anlıyorum. Yani kimi Rabbi ile beraber olmayı sever evliya, kimi hakikaten Rabbine olan verdiği sözü tutar, misakını tutar yani. Kimi o noktada ihtisas sahibi olabilir, kimi marifetine ermek için. Yani bu işin detayı nedir, içeriği nedir der, öyle anlıyorum. Muhakkikin de kimi gerçekten sunulanın gerçek olup olmadığını daha çok, ben öyle anlıyorum, yanlıyorsam düzeltin, daha çok düşünme sisteminin içerisine sokarak değerlendirir. Bu da muhakkikin.
kendi içerisinde tutarlı bir formül mü sunuyor bana diye. Yani daha çok aklın düşünme sisteminin içerisinde tutarlı olması gereken bir risale, onlara takdim eden bir kitapçık olacak. Kütüphane hükmünde, mukaddes bir kütüphane, yine Kitab-ı Semavi burada yavaş yavaş açılıyor. Yani evet, insan olarak okuyacaksınız, size insan olarak konuşuyor ama unutmayın ki semadan geliyor. Sema, ben şöyle anlıyorum, kainatı bir top gibi görüyorum. Benim için kainat çok küçük geliyor. O şahsi anlayışım. Onun üst tabanı, yani onu kapsayan, ona kürsi, arş tabirleriyle gelir Kur'an zaten. O kürsiden, o arştan konuşan, arştan, semadan konuşan, üstünden konuşan. Yani varlık düzeyindeki bizim gözlemlediğimiz sebep-sonuç ilişkiler açısından konuşmayan bir kitap olması lazım diye anladım bu kitabı semavi tabirinden. Önce ben de şunu ifade etmek istiyorum da, arkadaşların veç-i mübarek, vücuh-u mübarekelerini görünce ekranda İsmail'in, Yunus'un, Muhammed'in katkılarını esirgiyorlar gibi geldi bana da, acaba hızlı mı gidiyoruz? Ona ifade edeyim dedim. Bu birinci notum. Bu okunan kısımla ilgili olarak da aklımdan şu çağrışım geçti. Hani denir de İslam düşünce geleneği diye meşhur kalıp. Ondan sonra orada kelam var, tasavvuf var, başka alanlar var. Bunların her birinde oluşmuş ekoller var vesaire. Ama siz dediniz ki yani burayı ben şöyle anlamam lazım. Yani Kur'an'a muhatap olduğumda ben nasıl bir hissiyat içinde olmam lazım. Hangi prensiplere dikkat almam lazım. Onun ölçüsü veriliyor gibi. Oradan bakınca da buradaki işte urafa, muhakkikin, ondan sonra evliya, sıddıkin gibi kelimelerin herhalde her birinin insan duygusu açısından hani pet olarak düşündüğümüzde karşılıkları var galiba. Yani Kur'an benim hem kalbime hitap ediyor, hem aklıma hitap ediyor, hem saygı duygularıma hitap ediyor. O halde Kur'an'a muhatap olurken sadece bir ya da birkaç ya da bazı duygularımla değil, olabildiğince bütün duygularımla, bütün hissiyatımla, aklımla, fikrimle, kalbimle, vicdanımla muhatap olmaya çalışmalıyım mesajı var gibi geliyor. Ali abi, bir şey mi diyordunuz? Biraz da arkadaşlarımızın zaten yani kitabı fikir deyince veya buradaki olduğu gibi evliyadan ne kastedilir, sıddıkından ne kastedilir diye detaylı bilgiye buradaki arkadaşların ihtiyacı olduğunu zannetmediğim için ben. Ya zaten bazı, belki bazı cümleler, şimdi burada cümle üzerinde duruyoruz ama bundan sonra zannetmiyorum duracağımızı, bu tarif olduğu için özet olur. Efradını cami, ahyarını mani olması lazım tarifte değil. Bu özelliği olduğu için. Şimdi ama arkadaşlar dese hızlı gidiyoruz, bana sorarsan yavaş gidiyoruz. Ben böyle şimdi, aceleci bir adam olduğum belki doğrudur iddia edemem ama yani arkadaşlar bunları anlıyorlar zaten. Dikkatimizi çekerek gideceğiz diye düşündüm. Ama arkadaşlar hemen söylesin, hızlı mı gidiyoruz, yavaş mı gidiyoruz, ne dersiniz? Bilmem Yunus. Yani siz söylemeseydiniz ben söyleyecektim açıkçası. Vallahi bana yavaş gidiyoruz gibi gelecekti ya. Özellikle bu bölüm. Ama yani böyle satır satır okuyalım dendi. O yüzden ben de dinliyorum. Güzel de oluyor yani benim açımdan. Böyle bir şey eksik görsem gireceğim. Yani şu an için benim için iyi. Yani ben bekliyorum, Fatiha'ya gelelim diye bekliyorum. Bence de iyi gidiyoruz. Yani ben de çünkü buralar sanki biraz zaten öyle konuşulmuştu. Hani hızlı gidelim diye. Yani ben de elhamdülillah memnunum. Sadece burayla ilgili, yani burası okunduğunda aklıma şu geldi. Bir de bu derslere başlarken de en çok Ali abinin de söylediği bir mesele vardı. Yani işaret-ül icazı okumamızın en önemli gayelerinden biri şuydu. Hani Üstad mesela Nur'u nasıl yazmış? Yani Kur'an'ın belagatından mesela nasıl faydalanmış yazarken? O belagat kanunlarından nasıl usulü ilkeler çıkarmış falan gibi sorular vardı, öyle hatırlıyorum. Ben de daha çok ne zaman yani dinlerken de okurken de hep bunları zihnimde tutarak okumaya çalışıyorum. Mesela burayı da okurken yani bu Kur'an'ın tarifi nedir kısmını özellikle şu son kısmı okuduğumuzda aklıma şu geldi.
başka yerlerde de şeyden bahsediyor Üstad. İşte Kur'an'ı nazire yapmaktan bahsediyor. Yani sanki yazdığı şeyleri Kur'an'ınkine benzetmekten bahsediyor. Aslında biz de hani bir en nihayetinde yaşadığımız hayatla bir kitap yazıyoruz ve bu yazdığımız kitap ne kadar Kur'an'a nazire olursa o kadar makbul olacak diye düşünüyorum. Burayı da okuduğumda bu Kur'an tarifi kısmında sanki Kur'an'ı tarif edebildiği ölçüde nazire edebiliyorsun diye hissettim. Yani eğer sende böyle bir Kur'an tarifi varsa, Kur'an'ı o şekilde tarif edebilirsen o zaman ona göre bir nazire yapabiliyorsun. Mesela burayı okuduğumda işte bütün Evliya ve Sıddık'ını yani çok farklı yolların, farklı meşreplerin işte zevkine uygun diyor ve onların hedefine de muvafık diyor. Mesela başka yerlerde Risale-i Nur'u da böyle sunuyor diye hissediyorum. Yani hani dava işini bürhandır kısmı işte herkes Risale-i Nur'dan kendi mesleğinde, kendi meşrebince faydalanabilir falan gibi kısımlar aklıma geldi burayı da okurken. O açıdan sanki yani şunu hissettim özetle. Yani Kur'an'ın tarifi bu açıdan yani hem Üstad'ın yazdığı eserde, Risale-i Nur'da Yeni Sait dönemi eserlerinde de çok ciddi bir ona yol gösterici olmuş. Hem de bizim için de bu açıdan biz de Kur'an'ı tarif edebildiğimiz ölçüde sanki ona nazire yapabiliriz gibi hissettim. O açıdan hoşuma gitti yani. Yani kendimiz açısından nazire yapacağız. Ona benzemeye çalışacağız. Ne kadar benzeyebildik diye anladım. Teşekkür ederim. Evet, yani şunu da anladım ben. Yani burada Kur'an yazan yere Risale-i Nur koy. Oradan Risale-i Nur usulüne dair bir şey çıkar diye anladım İsmail'in konusunda. Etüt etmiş yani bunların hepsini teker teker. Buna uygun nasıl olur diye dertlenmiş. Bunların farkında olarak Risale-i Nur'u yazmış bir kişiyle. Kur'an'ı bunların farkında olarak sanki kendisine rehber edinmiş diye olması lazım. Ona göre de okumak lazım. Risale-i Nur'u da öyle okumak lazım. Kur'an şimdi mesela burada bir deneme yapıyorum. Arş-ı Azam'da, şimdi Arş-ı Azam'ı konuşmaya gerek yok diyorum. İsmi Azam'da, siz cumartesi dersi değil, onu söylemek istiyorum. İsmi Azam'da her ismin mertebe-i azamından geldiği için. Şimdi o ismi, Kur'an, Rabbin bütün haşmetiyle, azametiyle yaptığı, gerçekleştirdiği tecellinin dil, sözel ifadesi ama insanlar, herkes kendi seviyesinde onu görür. Minarenin hangi boyundaysan oradan bakarsın karşıya. Onu nazar itibara almak lazım. 12. sözde anlatıldığı gibi diyor. Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Çünkü her şeyi kavrayacak, hiçbir şeyi istisna bırakmayacak, bütün ismasıyla, bütün özellikleriyle birlikte konuşacak. Yani gazabını belirten ayetlerde biz rahmetini de görmemiz lazım, hikmetini de görmemiz lazım, adaletini de görmemiz lazım. Ona Risale-i Nur diliyle her bir isim diğer isimlerin bir burcu gibi değerlendirilmesi lazım. Dolayısıyla Allah işte ben her şeyi affederim dediği zaman yani orada Kahhar ismi de dikkate alınarak okunması gerekiyor. Ben mahvederim sizi. Zaten bütün sizden önceki örneklerini verdiğim kabileleri böyle perişan ettim dediği zaman orada rahmetini, rahimiyetini neyse artık karşısındaki olan esmasıyla birlikte analiz edilmesi gerektiğini. Yani cennette rahmeti, cennette de cehennemde rahmeti de görebilmek lazım. Cennette de adaleti de görebilmek lazım vesaire. Böyle okumak gerekiyor Kur'an'ı diye. Bütün alemlerin Rabbinden bunu anladım ben. Bütün esma tecellilerinin Rabbinden, bütün muhataplar, insanlar ve kainatın tümünün sahibi olarak konuşması olması gerekir. Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Yani yalnızca biz mevcudatı, varlıkları yalnız ona aittir diye değil de onun tezahürü için çalışır, yani ilahını ilan ederler. Bu açıdan ilah özel olarak dikkate sunuluyor. Yani Kur'an bize bir şey sunduğu zaman orada kainatın yalnızca sahibi değil, ilahı, yani eğer bu tabiri pek sevmemekle birlikte otorite merkezi olarak da konuşması gerekiyor. Bu benim mülkümdür, böyle tasarruf ederim
tarzında. Onu beklemek lazım. Yani Allah'tan mütevazi bir dil beklemek ilahlığa yakışmaz. Bana yakışır da. Onu anladım. Yine hem bütün semavat ve arzın Halik'i namına bir hitaptır. Varlık kaynağı adına bir konuşma olacak. Yani kimin bu? Yani kainattaki mevcut olan her şeyin insana her şeyin kaynağını tanıtacak. Yani duygu alemi de olabilir ki burada dediği gibi semavat ve arzın Halik'i hem bu dünyadaki olanların Halik'i hem de bu dünyanın işaret ettiği yerlerin sahibi, maliki olarak konuş. İşaret ettiği yer yani esmanın müsemması. Öyle anlayayım. Anlıyorum. O da semavatı hep böyle anlamaya çalışıyorum doğruysa. Hem rububiyetin mutlaka cihetinde bir mükalemedir. Yani rububiyetin mutlaka cihetiyle öyle belli alanın Rabbi değil de yöneticisi, terbiyecisi değil de istisnası olmayan her şey. Rabbi cihetiyle konuşmasıdır. Yani burada rububiyet... Pardon buyurun. Burada bir şeyi söyleyecektim. Yani burada sanki şöyle bir incelik de var gibi hissettim ben. Yani siz okurken hissettim açıkçası. Hani ferman, hitap ve mukaleme arasındaki bir hiyerarşi. Hani fermanda devlet otoritesinin hani şey karşınızda bile değil, otorite karşınızda bile değil. Yani fermanını göndermiş size ve size okunuyor. Siz de onu dinleyip itaat ediyorsunuz. Hitapta İmam Hatip geliyor aklıma. Yani kürsüye çıkmış ve hitap ediyor. Mukalemede ise bayağı karşılıklı konuşma şeklinde. O hatta hani Bediüzzaman'ın yine çıkardığı vardı ya hani Kur'an üç şekilde dinlenir. Hani bir Resulullah işte çıkmış şeye hutbe veriyor gibi dinlenir. Cebrail ona anlatıyorken dinlenir. Bir de Cenab-ı Hak direkt Resulullah'a konuşuyormuş gibi dinlenir falan. Aynı anlamdan çıkıyor bunlar gibi geliyor bana. Yani aynı perspektiften yakalıyor bu anlamları gibi geldi bana. İlah olmasıyla yani uluhiyete bakan yönüyle bizim onunla ilişkimizde bir ferman gibi Kur'an. Fakat mesele terbiyeye geldiğinde, mesele rububiyete geldiğinde Kur'an böyle sana yukarıdan konuşan bir kitap olarak konuşmuyor. Yani Kur'an'la ilişkiyi öyle kurmamak lazım. Bilakis doğrudan bana muhatap olan, aynen Abdüreşit abiyle konuştuğum gibi, İlyas Hoca ile konuştuğum gibi böyle kardeşhane, dostane bir ilişki, muhabbet dolu bir ilişki kuruyoruz ya, bir terbiye ilişkisinde, bir mukallemenin içerisine giriyoruz. O açıdan ise Kur'an böyle senin seviyende tam da seni böyle karşısına alıp, seni kendine muhatap kabul edip yani, sana tenezzül edip de açıkçası, seni kendine muhatap edip bir konuşması da var. Yani Kur'an'ın böyle üç farklı katmanlarda nereden baktığına göre konuşması var şeklinde bir incelik de var sanki bu ferman, hitap ve mukaleme üçlemesinde gibi geldi bana siz okurken. Peki abi şeyi de ekleyeyim ben. Mukaleme yapısı gereği böyle çift taraflı, karşılıklı, iki tarafın birbirleriyle iletişimi anlamına geliyor gibi ama Kur'an bayağı tek taraflı konuşmuyor mu bize? Yani ben Kur'an'da, ben nasıl bir çift taraflı iletişim nasıl oluyor Kur'an'da? İşte çok sorular sorar ya Kur'an. Hemen giriverdim araya. Çok sorular sorar ya. Hadi bakayım senden de gelen cevabı söyle veya geçir aklından, ben anlarım onu diyor. Aslında şöyle bir nokta da var bence. Mükalemeyle ilgili ben de şöyle bir not almıştım. Yani karşılıklı konuşmak ne oluyor diye. Hani bazı karakterler vardır ya. O karakter böyle soru sordukça açılır. Hani sen bir soru sorarsın. Oradan aklına bir şey gelir, anlatmaya başlar. Ondan sonra senin aklına başka bir soru gelir vesaire. Aslında bu noktada Kur'an'a olan muhatabiyetimize de bir çeki düzen vermemiz gerektiğine dair bir işaret aldım ben buradan. Yani hani biz derdik ya hep sorusu olmayanın cevabı bulamaz diye. Yani aslında bu senin kendi yaklaşımında, kendi araştırmalarında dünyana getirdiğin sorularla da ilgili. Yani sanki bir sorun olursa ancak Kur'an'dan cevap buluyorsun.
Yani ondan sonra o sana bir cevap veriyor. Sen o cevabı hazmetmeye çalışıyorsun. Onu hazmetmeye çalışırken başka sorularla karşılaşıyorsun. Hayat biraz da böyle ilerliyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla sorun nispetinde aslında seninle konuşuyor. Böyle yaklaştığın zaman hani sadece böyle yukarıdan bana doğru yolu gösteriyor ve ben burada pasifim, sadece alıcıyım şeklinde yaklaştığın zaman bu mukaleme çok olmuyor gibi geliyor bana. Yani çok... en azından teorik olarak böyle bir anlayışım var. Ben de açıkçası doğru. Oradaki mukalemeyi şöyle anladım, yani mukalemeyi. Yani Kur'an'a bir ferman olarak muhatap olmak başka bir şey, mukaleme olarak muhatap olmak başka bir şey diye. Mesela Kur'an'a bir mukaleme olarak muhatap olduğunuzda, Kur'an diyor ki mesela size, fil sahiplerini ne hale getirdik görmedin mi diyor. Şimdi bu ayete böyle mukaleme olarak muhatap olmayı ben şöyle anlıyorum. Yo, görmedim. Görmedim. Sonra Kur'an bir daha söylüyor. Fil sahiplerinin görmedin mi diye. Şimdi sen mukaleme olduğuna göre bana bir şey demeye çalışıyorsun diye. Kur'an'la bir farklı bir şekilde angaje olmaya başlıyorsun. Ben mukalemeden bunu anladım. Bunu anlıyorum yani açıkçası. Bir dakika ya, fil sahiplerini. Ha, fil güç demek. Enteresan. Güç sahipleri Kabe'ye karşı çıkıyorlar. Neden? İşte kendi kutsalları var. Kendi kutsalları Kabe kadar popüler değil falan filan diye böyle şey yapmaya, mukaleme etmeye başlıyorsun. Ben bunu hayatımda nasıl görüyorum? Bizim o aslında iman temelli Kur'an okuması diye ortaya çıkarttığımız o bütün sorular, sorgulama yöntemleri, Kur'an'la mukaleme ilişkisi kurmanın yöntemleri. Bunun insanlara yabancı gelmesi de, mesela bunu ilk defa duyan insanlara bunun yabancı gelmesi de aslında bize şunu söylüyor. Kur'an ferman olarak okunur ya. Siz nasıl Kur'an'ı mukaleme olarak okursunuz gibi bir şey konuşuyor. Burada hayır, Kur'an mukaleme olarak okunur diye karşı çıkmak değil, Kur'an ferman olarak okunur, hitap olarak okunur, mukaleme olarak okunur şeklinde ben farklı okuma yöntemlerine diye anlıyorum bunu. Yani eğer Kur'an'ın seni terbiye edici yönüyle ilişki kurmak istiyorsan, Kur'an'la mukaleme şeklinde ilişki kurman lazım. Yani hangi ayet olursa olsun, homoseksüellerle konuşan ayet dahil, hepsi sana konuş. Sana konuş. Burada ben, gibi. Burada şöyle bir şey de var. Önce uluhiyet dedi, şimdi rububiyet dedi. Uluhiyet mesela, kafalarda şöyle bir soru var. Mesela neden diyor Kur'an diyor mesela köleliği kaldırmadı diye bir soru sorduğun zaman, uluhiyeti gereği mesela bir takım emirleri doğrudan söyler. Rububiyeti gereği bir takım emirlerin insanın o emirlerdeki hakikatleri anlayabilmesi için terbiye sürecine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu terbiye süreci işte bu tür soruları sormayı ve bu sorulara cevap vermeyi iktiza eden bir konumda olduğu için Allah'ın rububiyeti bazı şeyleri süreç içerisinde yaptığını belli etmek için, daha doğrusu süreç içerisinde öğrettiği için mesela direkt söylemez. Uluhiyeti iktizası gibi söylemez. Uluhiyeti yönüyle söylediği emirler, namaz kılın. Uluhiyeti gibi. Uluhiyetinin şey var. Ama rububiyeti de aynı zamanda insana öğreticiliği de söz konusu olduğu için bizim öyle düşünmemiz lazım. Bu rububiyeti icabı böyle dedi. Yani ben köleliğin ortadan kalkmasını emretmiş olsaydı insanın fıtratına uygun davranmış olmayacaktı. Çünkü insan bir süreç içerisinde öğreniyor. O süreç içerisinde bir yere doğru gitmesi gerekiyor. Bazı emirler, yani bazı emirler derken emirlerin bir veçesiyle bu yönü de var. Yani insanın terbiyesine bakan yönü var. Anlamasına bakan yönü var. Dolayısıyla muhatap olurken Kur'an'a bu yönüyle de bakmamız gerekiyor. Uluhiyeti yönüyle de bakacağız. Rububiyetiyle yönü de bakacağız. Uluhiyetine yönüyle baktığımız zaman ilahtır, emreder, yapmak gerekir anlamında bir tavır takınırken, rububiyeti de burada bize bir süreç içerisinde gelmem gereken noktayı, çünkü ben öyle öğreniyorum tarzında bir bakış açısı geliştirmem gerekiyor. Bu yüzden ikisini de vurguluyor gibi geldi bana. Evet, çok güzel. O nokta dikkatimi çekiyordu zaten. Rububiyetle mükaleme arasında, uluhiyetle ferman arasındaki ilişkide çok güzel şeyler gelişiyor. Hemen bu mesele, bu mükaleme, rububiyeti ilgilendirme meselesi Kur'an'ın
nasih mensuh meselesini de ortadan kaldırıyor kanaatimce. Çünkü tabii, mesela belli bir dönem geliyor, içkide siz fayda da görürsünüz diyor. Yani bu ne demektir? O aşamada gelen bir insan, ya şuraları zararlı ama insan da biraz rahat ediyor. Biz çok duyuyoruz bu cümleyi. Ha, bu düzeydeki insan bu tarzdan başlayarak eğitilir. Ondan sonra denir ki sana öyle gelmesine rağmen onun şu nedenlerden dolayı toplum bazında kendi şahsındaki insaniyetin getirdiği kısıtlamalardan dolayı bu eğitim sürecidir ve bizim nasip mensup problemimiz ortadan kalkar mükâlemede ve rububiyet bağlantısında Kur'an'a baktığımız takdirde. O zaman da çok kısa bir not aklıma geldi bu mükâleme ile ilgili. Kur'an'ın bir zahiri, sarih manaları var. Yani bir ağacın meyvelerini vermesi gibi. Bakıyorum hemen o ağacın meyvelerini, en yakın ve açık duran meyvelerini alıyorum. Ama o ağaca baktığım zaman yaprakların arasında da meyveler var. Hemen görememekle beraber ağacın üstüne doğru baktığım zaman üst kısımlarında başka meyveler var vesaire. Kur'an'ın işari manalarını, remzi manalarını anlamam, ona nüfuz etmem, kendi ihtiyaçlarına bağlı olarak benden kaynaklanan bir tefekküre, benden kaynaklanması gereken bir talebe, benden kaynaklanması gereken bir mesaiye ihtiyaç duyduruyor. Dolayısıyla benim mükâlemede bir taraf olmam lazım. Sarih ve zahiri anlamlarıyla konuşan mütekellim var. Bir de onun bana verdiği özelliklerle benim ona muhatap olmam var. İşte bu muhatabiyetimle hem bendeki küçük problemlere cevap bulmam mümkün, hem de o sarih manaların dışında işare remzi manalara dönük meyvelere devşirme mümkün gibi. Evet, hem saltanat-ı amme-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Yine burada ferman olması yönüyle bir defa anayasa kanunu gibi, anayasa gibi her şeyi kapsaması lazım. Eğer saltanat-ı amme-i sübhaniye, noksanı olmayan, kusuru olmayan, unutmayan, ihmal etmeyen bir makamda konuşurken insanın böyle bir ihtiyacına, yani tüm sorularına cevap verecek şekilde, beklentilerine, ihtiyacına cevap verecek şekilde bir konuşma olması gerekir. Yani hiç arasında eksiklik olmaması lazım. Bir eksiklik. Evet, yani ben bir eksiklik olmayacak. Ben bir eksiklik görüyorsam ezeli bir hitabı muhatap olmuyorum demektir. Ben burada şöyle bir düşünmem gerekir. Bu zamanlar üstü bir zamanlar üstü konuşan birinin eğer şeyi ise, hitabı ise eksiklik gördüğüm zaman ben orada muhatabiyetimde bir yanlışlık olduğunu fark edebilmem gerekiyor. Bana bu vurguyu da yapıyor. O ezelden konuşuyor. Bak sen bir noktayı kaçırıyorsun ki göremiyorsun gibi bir şey de veriyor bana. Dustur da veriyor yani. Bir rahmet-i vasiay muhita noktayı nazarında bir defter iltifatı rahmaniyedir. Burada da yine eğer benim dediklerimi uygularsan sana ben de özel olarak rahmetimle muamele edip o benden aldığı rehberliğe göre yaşadığın hayata bir iltifat, iltifat-ı rahmaniye olarak mükafatımı sana sınırlayacağım. İşte sonsuz şöyle olacak, şöyle yani kitabım merkum olacak, neyse işte o gümüşlü bülbüllerde falan. Bunlar da ben o iltifat-ı rahmaniyeden eğer bu mesajı uyarsan anladım. Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muharebe mecmuasıdır. Şimdi muhabere. Muhabere mecmuasıdır. Muharebe mi dedi? Savaşı seven bir isim galiba. Evet. Şimdi mecmuasıdır. Burada bu benim bu başlarındaki neyse o şifre var ya. Şifreler konusunda ne anlıyorsak ona göre burayı anlamamız lazım diye evet. Anladım ben. Ben de orada tam şeyi soracaktım zaten. Ya çok mu cahilce bir soru olur bilmiyorum ama burası
bunun yeri. Bırak yani, olsun olsun, don't worry. Eyvallah. Neden şifreli konuşma gereği duyuyor Rab? Kimden neyi gizliyor falan gibi bir soru sorsam, şifreyi yanlış anladığım için mi sormuş olurum? Yoksa yo bayağı birileri anlamadan birilerine mesaj vermesi gerekiyor. Böyle bir hikmeti mi var Rabbin? Niye böyle bir şifre var diye soracaktım tam. Eğer huruf-u mukatta'anın tartışmasına girerse kimse sonuna eremediği için zaten biz de sona varamayız diyorum. Burada uluhiyetin haşmeti dediği zaman herkesin kafasındaki haşmet aslında haşmet ve azamet farklıdır. Dolayısıyla herkesin kendi ulaştığı azamet ve haşmet anlayışına uygun bir muhatabiyet var anlamına geliyor. Yani dolayısıyla bir kendi anlayışı, mesela hani diyor ya, mesela saltanat deyince adam bir valilik anlıyorsa, o valilik üzerinden saltanatı tanıyorsa ona uygun bir muhatabiyet veriyor. Onun üstündeki muhatabiyetlere ulaşan içinde ona uygun işaretler, emareler koyarak onu anlamasına sağlayacak, geldiği mertebeye uygun anlamasını sağlayacak bir takım şeyler var demeye getiriyor. Yani şifreler var demeye getiriyor. Bu şunu da anlıyoruz. Mesela bazı şeyler Üstad diyor ki mübin, Kur'an diyor ki kendisi için mübindir diyor. Ya diyorsun mübinse niye bu kadar tartışma var diye söylüyor. Söylüyorsun değil mi? Yani niye millet o zaman Kur'an'a ittifak etmiyor? Evet. Yani belli bir seviyede mesela kuantum mübin midir? Evet, o kuantumu anlayacak fizik seviyesine gelen için mübindir. Ama avam için çok karmaşık bir şeydir. Evet, kuantum sistemi fizikte kendi içerisinde tutarlı ve anlaşılabilir, bilinebilir, ihata edebilir bir sistemdir ama ancak onun ehline anlaşılabilen bir şeydir. Dolayısıyla orada şifrelerin anlamını ben belli bir eğitim seviyesinden, belli bir anlayış düzeyine geldikten sonra sana açılan bir yönü vardır anlamında anlıyorum. Uluhiyet de bunu iktiza ediyor. Yani her seviyeye muhatap olabilecek bir konuşma. Dolayısıyla bu konuşma da böyle direkt açık olamaz. Yani açık derken şifreli olur derken daha anlaşılır gibi oluyor. Yani sana gizli olan başkasına açık olabilir anlamına geliyor. Senin dediğini tekrar revize edeceğim sadece abi. Şöyle, yani varlık maksadıyla uyumlu olması lazım zaten bizim bütün izahlarımız. Varlık maksadı insanı terbiye etmek. Bir noktadan daha kemale tahrik etmesi ya. Geometri sorularını hepimiz çözdük ÖSS'ye girerken. Geometriye ilk başlarken üçgen veriyor. Bu kenarının uzunluğu bu. Bu kenarının uzunluğu bu. Bu karşısındaki büyük kenarın uzunluğunu bulma formülü şu. Bu uzun kenar nedir? diye mesela soru soruluyor ve sen yapıyorsun. Bunun sorunun cevabı bu diyorsun. Ama tümay geometri vardı hatırlıyorum böyle soru bankası olarak. Yani artık iyice ileri gitmek istiyorsan yani tümayı al falan filan. Abi hurufu mukatta gibi bir şey. Yani karşında bir sürü şekil var. X 7'dir diyor. Çemberin alanı. Bir tek 7'yi vermiş. Çemberin alanı. Orada böyle şuradan giriyorsun, buradan giriyorsun falan filan. Yani orada mesela demiyorsun ya bu tümayın şeyleri de neyi gizlemeye çalışıyorsa artık yani garip garip sorular soruyorlar falan filan tarz böyle. O tarz bir havaya girmiyorsun. Niye? Çünkü varlık maksadıyla, yani o kitabın maksadıyla uyumlu adamın orada yaptığı. Seni terakki ettirmek istiyor. Seni hedef o ya. Seni ileriye çekmek ya. O tümayın yazarlarının haşmeti ve azameti bazı soru bankalarına bu tarz gizli şifreli sorular koymuş ki varlık maksadıyla uyumlu bir şeyler yapsınlar. Yani tümayın tümay olduğu ortaya çıksın gibi. Güzel. Bütün bu açıklamalara karşı benim söyleyeceğim de elif lam ra'ymış. Bu elif lam ra'nın kendisinin anlamı nedirden daha çok buradaki vurguda ben azameti, haşmeti, haysiyetiyle vurgusu, yani
konuşanın azameti haşmetini ifade etme fonksiyonu var orada. Hey, şöyle şöyle gibi. Hey, bak dikkat et, kendine gel. Dikkat, bakıyor musun, ne diyor musun? Ne, kim konuşuyor burada? Hey, Elif, Lam, Ra, bir anlamıyor. Nedir bu ya? Anlamsız bir şeyler bunlar. Diye haşme, konuşanın haşmetine delalet etmesi açısından bana daha uygun geliyor. Siz böyle söylediniz değil de. Mutlaka yani bunu belli bir düzeye gelince anlayacağız deyince o düzeye gelmiş geçmiş kimseler hiçbir de anladığını söyleyemiyor işte diyor. Onlar şöyle harf sırasına göre dörtte biri. Ha, öyle hesaplar var ama ya bu hikmetli bir tanzimden ibarettir. Yoksa içerik anlamı değildir diye anlamıştım. Yok ama niye öyle diyorsunuz ki? Yani çok enteresan manalar devşiren insanlarla karşılaştım ben. Yani en az sizin Kur'an okumalarınızdaki sarih ayetlerden çıkardığınız anlam kadar keyifli anlam çıkaran insanlar var. Yani bence o kadar yerin dibine sokmayın. Yani mimle başlayan mukatta harflerine karşı, lamla başlayan, ha'la başlayan mukattalara karşı böyle farklı çerçeve sunan, böyle yaklaşılabilir diyen ve size onun izahını sunan insanlar var. Bence güzel denemeler bunlar. Yani evet. Birbirini dışlamıyor bence sizin dediğinizle az önce söylenilen. Yani iki açıdan da yaklaşabiliriz yani bence. Evet olur. Ben hayır demiyorum da. Ra'nın ne anlamı var demekten daha çok ne fonksiyonu var demek daha uygun olur. Özel. Şimdi bir misal ben kendi dünyamda. Elif, Lam, Ra diyor. Elif, Lam, Mim diyor mesela. Elif, Ram, Ra derken Ra'da Risalet var. Elif, Lam, Mim derken Mim'de insanın ubudiyeti yönüyle bir izah var tarzında böyle değiş. Misal atıyorum ben tamamen atması. Yani bu tarzda bir şey görmek ve bunu bir modellemek mümkün. Sizin dediğinizin zıt şey yapmamak yani dışlamamak şartıyla. Bu insan bu Elif, Lam, Ra'yı hiç kimse, avam hiçbir şey anlamaz. Anlamına da gelmez. Her seviyede farklı, her muhatabiyette farklı bir anlam içeriğine bürünebilir bu kelimeler, bu harfler diye de anlayabiliriz ki bu şekilde muhatabiyetler var. Tefsirlerde bunu çok bariz görebiliyoruz yani. Fonksiyonel olarak bakıldığında diye düşünüyorum ben. Bizzat kelimesini sözlüklerdeki anlamlarını aramak için değil diye düşünmüştüm. Ama bunların hepsi zaten vakada olan olaylar, ulemanın uğraştığı olaylar. Hem ismi azamın... Ulan müsaadenizle. Hoş geldin. Buyurun. Şimdi normalde böyle dersi düzenli olarak takip etmeyen insanların ya şurası nasıldı falan demesine gıcık olurum ama kendim yapacağım şimdi onu. Şeyi merak ediyorum acaba geçen hafta konuştunuz mu diye. Notları da henüz okuyamadım. Yunus abiden isteyemedim. Ya bu tanımlama olayı nasıl oluyor? Yani üstad ne yapıyor yani? Ya bu kitap işte kelam-ı ilahi o zaman ne olması lazım? Bak, işte bir kitabı zikir olması lazım muhakkak. İşte zikir öğretmesi lazım. Hukuk kitabı da olacak. Bütün alemlerin Rabbi falan diye böyle bir şey mi var? Nasıl diyeyim? Hadi bakalım şimdi tanımlayalım. Bu kitabı gibi bir yolculuk mu var burada? Yoksa bayağı açıp Kur'an'ı okuyup bak burada böyle bir üslupla konuşuyor. O zaman bu olsa olsa işte bazen uluhiyetinin gereği ferman olarak konuşan birisi konuşuyor gibi. Yani buradaki bu tanımlama olayı ben çok aşina olduğumuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. En azından Kur'an için. Geçen hafta nasıl konuştuğunuzu bilmiyorum. Ya bu seviyede de böyle bir tefekkürlerinizi duymak isterim açıkçası. Ne yapıyor burada yani? Nasıl yapıyor bu işi? Ve yani hatta ben Ali abinin en başta şöyle bir şey dediğini de hatırlıyorum. Yani hangi ayetlerden yapıyor bunlar? Nereden çıkardı bu tanımlamaları falan diye böyle bir laf arasında paylaştığını böyle bir düşüncesinin olduğunu hatırlıyorum. Bunu konuştunuz mu? Konuştuysanız notları okurum. Ama konuşmadıysanız bunu konuşalım diye aklıma geldi yani. Bunu konuşmadık da işaret ettik. Kayda dinlediğin zaman görürsün ki geçen haftaki ödevi yaptıysan da görmüş olman lazım. Çünkü Fatiha Suresi'nin başında
makası da Kur'aniyenin bu olduğunu sen nereden çıkartıyorsun ya? Falan filan diye bir soru var. Bence oradaki metotla buradaki metot arasında hiçbir fark yok. Baya baya kainattaki ve kendindeki, kendi üzerindeki ihtiyaçlar gözlemi üzerinden bana konuşacak olan kelamın şuna, 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 şuna cevap veriyor olması şeklinde bir reasoning başlangıcı var. Elbette bunun kitaptaki karşılığının da çalışması, yani bu sadece böyle oluyor demenin bence pek de bir anlamı yok. Birbirinin beslenmesi de gayet uyumlu. Yani kitabın içine ayetlere bakıp da bunları ben böyle bir maksat dedim ama hani bu uyumlu mu değil mi diye test etmiş olabilir. Bu bunu bilmiyoruz. Ama etmese de garip olurdu. Fakat başlangıç noktası o değil. Ki yani ben Ali Mermer'in sunumunu o açıdan beğendim. Satır arasında bunu söyledi aslında. Mesela kitabı hikmet dedi. Yani Ali abinin diline yansımış o. Hoşuma gitti benim. İnsanın hikmet ihtiyacı var. Ona konuşması lazım bu kitabı. İşte mesela ubudiyet, insanın bu kainatı var edenle ilişki kurma ihtiyacı var, dua ihtiyacı var. Mesela biz ona dua diyoruz Kur'anca'da, Kur'an buna konuşmalı diye merkeze tamamen insanın ihtiyaçlarını alıyor. Yani biz bu Kur'an tarifi kitabını, Kur'an nedir, tarifi nasıldır, insan nedir, tarifi nasıldır diye de okuyabiliriz. Geçen hafta İsmail'in yaptığı zaten vurgu ona benzer bir vurguydu. Yani sen bu kitabı buraya alıp insan nedir, tarifi nasıldır? İnsan, mesela bir tane örneğini yapayım sadece. İşte Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın tercüme-i ezeliyesidir. İnsan karşısındaki büyük koca kainatın arkasındaki anlamı deşifre etmek isteyen kişidir. Gibi. Şimdi şu... Yani bu o zaman şöyle bir şey mi? Hemen bir cümle söyleyeyim abi, belki ona da işaret edersin abi. Yani bu o zaman şöyle bir şey mi? İdeal bir kelam-ı ilahi nasıl olur diye insanın tabiatı, fıtratı üzerinden çıkılan bir yolculuğa acaba bu ihtiyaçlara kim cevap veriyor? Hadi bakalım şimdi Kur'an bunlara cevap veriyor mu? Ya da işte İncil veriyor mu acaba? Eğer veriyorsa o da kelam-ı ilahidir şeklinde bir, yani öyle bir yere gidiyor mu? Yoksa bir diyalog ilişkisiyle Kur'an üzerinden hem insanın fıtratı hem de Kur'an'ın konuşma tarzı, üslubu açısından ortaya çıkan bir şey mi? Yani yoksa şey gibi olmaz mı? Olabilir yani, ona karşı değilim de. Ya ben böyle bir şey arıyorum. Ha bak tamam, Kur'an buna cevap veriyor hakikaten. Demek ki bu kelam-ı ilahi. Ya böyle bir şey. Evet, ayet ayet, şu ayetten şu prensibi çıkartmış denemez. Çünkü prensipler tümüne birden, tümüne ait olur. Ama ben şöyle anlıyorum burayı, ben yine bu Kur'an nedir, tarifi nasıldırı. Kur'an adına, yani Rabbul Alemin adına yapılan, şimdiki okuyacağımız İsmi Azam'dan geldiğini iddia eden, Arş-ı Azam'dan geldiğini iddia ederek yapılan bir konuşmadan beklentilerimiz bunlardır. Yani şu ayette Kur'an'ın bu prensipleri değil. Ama Nursi'de şu dava da var diyeyim, bir dava ediyor. Bir insanın Rabbul Arş-ı Azam'dan konuşan bir Rabbul Alemin, ama Rab terbiyeyi de unutmayacağız. Rabbul Alemin, insanları terbiye etmek için yapmış olduğu konuşmada beklenilen prensipler budur. Kur'an'ı okurken bu prensiplere uyup uymadığına dikkat ederek okursan Kur'an'da bu özelliklerin bulunduğunu da görürsün. Bu karşılıklı hem bir yönden iddia, bir yönden de Kur'an da bunu sana gösterecektir. Hadi yürü bir yoldan demektir diye anladım. Ayet ayet bu prensibi nereden çıkarttın? Öyle bir şey olsa zaten tarif olmaz. Kur'an tarifi olmaz. Ya ben abi şu şuraya geliyor. Bir onu söyleyeyim, Abdülşah sana bırakayım. Hakikaten o zaman az önce söylediğim gibi ideal bir kelam-ı ilahi nasıl olur? İnsanın fıtratı nedir ve buna nasıl cevap verilebilir üzerinden bir akıl yürütme yapılıyor. Ve teorik olarak mesela, yani Kur'an bunlara cevap vermedi diyebilecek şekilde yapılıyor bu. Ama işte Said Nursi'nin sonucu ayrı verdiği ve tatmin ettiği şeklinde oluyor. Öyle mi? Ben öyle anladım şu anda. Ben de öyle anladım. Yani teorik olarak bu söylediğin güzel de, yani pratikte hiçbir zaman tarif işlemleri böyle yürümüyor. Yani bir şu anda mesela çok muhteşem bir tarih profesöründen tarih ilmi nedir diye bir açıklama duyuyoruz. Ve bu gerçekten tarih ilmine muhatap olduğumuzda bizi tatmin ediyor. Ama hiçbir zaman ben önce bir tarih bir çalışmayayım.
tarih nedir diye böyle küçük bir gazete makalesi bile okumayayım. Şöyle bir tarih nedir diye bir tarif edeyim. Sonra da tarih ilmine gireyim. Uyuyor mu ya bak uydu diyeyim. Sonra da çok iyi bir tarih profesörü olayım. Böyle işlemiyor süreç. Elbette zihninde bazı beklentiler var. Bir ilim sana, bir ilim diyor ki ben senin o beklentilerini karşılayacağım. Ve burada bir güreş başlıyor. O ilimle yıllar yılı bir güreş oluyor. Aklına o süreçte yeni bir şeyler geliyor. Peki bu mu? Peki şu mu? Daha önceden aklında olanların bazısını dışarı atıyorsun. Sonra bir tanesini daha içeri alıyorsun. O ilim belli bir kemale erdikten sonra diyorsun ki tarih ilmi şudur diyorsun. Bunu dediğinde Ali abinin tam bitiriş cümlesi benim çok hoşuma gitti. Bu bir iddia ve okursan görürsün demektir. Yani o yaşadığın güreş boyunca şöyle olmalı, öyle mi? Aa, öyle. Bu karşılıklı da olabilir. Kur'an diyor ki ben böyleyim diyor. Allah Allah, benim öyle bir ihtiyacım mı var deyip kendine de bakabilirsin. Yani insan kendini de kendine sana senin ne olduğunu anlatan bir kitap değil mi bu kitap? Mükaleme bu değil mi? Mükaleme karşılıklı. Aynen, aynen. Mukaleme olarak bakmak lazım. Yani bu bence organik bir süreç yani. Önce bütün Kur'an'ı, İncil'i falan dünyada ne kadar dini kitap varsa kibriti çıkıp yakıyorum. Din kitabı nasıl olmalı? Bu bana çok komedi, karikatür gibi geliyor. Yani sadece Kur'an için değil, hiçbir ilmi disiplinde bu iş böyle olmuyor. O yani karşılıklı güreş olması gerekiyor yani. Ve bu güreşi yaşamış biri ki bu adam. Çünkü bunu yazabilmesi için o güreşi yaşamış olması lazım. Buraya koyduğum checklist benim bugüne kadarki ilmi birikimim içerisinde hem merkeze ister insaniyeti koy Kur'an'a bak, ister merkezi Kur'an'a koy insaniyete bak, bu listeden memnun kalacaksın diye o güreşin bir şeyi bu, özeti bu diye anlıyorum. Şöyle de bir veçe var gibiyim. Şimdi siz şeye baktın, bütün mevcudatta bütün esma tezahür eder ama bazı şeylerde bazı esmalar benim açımdan daha ön plandadır ki ben o esmayı o şekilde tanıyorum ve ben kainatla muhatabiyetim nispetinde değişik muhatabiyetler öncesinde değişik esmaları tanımaya başlıyorum ve bunların birbiri arasındaki ilişkileri de kurarak bütün esmanın bütün her şeyde tezahür ettiğini dolaylı yollardan birbiriyle ilişkili olduğunu anlayabiliyorum. Bunun gibi bu prensipler Kur'an'ın bütününün prensibi olmasına rağmen ben bu prensipleri kendi ihtiyacıma binaen, ihtiyacıma karşı cevap arama binaen değişik ayetlerde ön plana çıkarak, değişik ayetlerde ön plana çıkarak oradan tespit de etmiş olabilirim. Ve Kur'an kendisini o ihtiyacıma cevap olarak da belli ayetleri daha ön plana çıkararak cevap vermiş de olabilir. Bu açıdan da önemli gibi geliyor. Yani ben denedim açıkça söyleyeyim. Şu birinci prensibi hangi ayetlere de daha zahir görebiliyorum diye baktığım zaman zihnime gelen ayette belli ayetler oldu. Mesela kitabı dua dediği, kitabı zikir dediğin zaman hangi ayetleri daha ön planda diye baktığım zaman gerçekten böyle bir birebir bir ilişki kurabildiğimi gördüm. Yani insanın kendi ihtiyacına binaen farklı ayetlerden ona ulaşabilmesi, o prensiplere ulaşabilmesi mümkündür. Ama bu prensipler aynı zamanda Kur'an'ın bütününü içine alan bir prensiplerdir ki zaten işte Kur'an'ın mahiyeti gereği de öyle olması gerekiyor diye anlıyorum. Bir de Bediüzzaman gibi bir adamın muhakemat ve işaret yazısı yazarken zihninde bu tarifler yoktu daha en azından kaleme aldığı. Yani Yeni Said döneminde böyle bir kemal tarifle karşılaşıyoruz. Yani bu ben az önce anlattığımı desteklediğini düşünüyorum. Yani burada uzun süreli bir terakkinin sonucunda ortaya damlayan bir metni görüyoruz yani. Ben bu açıların her birinden kelam ve kainat ve insan arasında ilişki kurdum diyor bu adam diye anlıyorum. Yani mesela Yakup şu anda tarih ilmiyle uğraşıyor. 20 sene sonra Yakup böyle bir tarih ilmi nedir, tarifi nasıldır diye bir metin yazabilir yani. Ama şu anda tarih ilmi nedir, değildir. Yani şu anda yapabileceğim bir şey değil o senin. Bekliyoruz Yakup. Yakup da bu söylenenlere karşı bir şey söylemedi diye avukatlık yapayım dedim. Yakup'un adına. Evet. Hem İsmi Azam'ın muhitinden nüzul ile Arş-ı Azam'ın bütün muhatına bakan
ve teftiş eden Muhit Muhat problem var mı? Yok herhalde aramızda, anlamadım diye. Muhit Muhat, birisi ihat eden, birisi ihat edilen. Bakan ve teftiş eden Hikmet ve Şam bir kitabı mukaddestir. Öz olarak şunu anladım bundan. Bunun notunu da almıştım. Hakaiki nisbiyeye ulaşma kabiliyetinde olan, yani kendi içinde hakaiki nisbiyeyi yakalayabilen, kendi başına rehbersiz yakalayabilen insana Arş-ı Azam'dan, yani hakaiki hakikiyenin sahibinden yapılan bir muhaberedir. Bir karşılıklı konuşma, ama muhabere haberleşme. Bu da muhaberede de aynı espri var. Var. Yani insan öğrenecek, o öğretecek. Öğrettikçe öğretmenin öğretme düzeyi yükselecek. Kur'an bunu bir metin içinde kendisi muhafaza edecek özelliktedir diyor. Dolayısıyla hakaiki nisbiyenin hakaiki hakikiye tarafı, hakaiki nisbiye kapasitesinin hakaiki hakikiye tarafından eğitilmesi, terbiye edilmesi görevini üstlenmiş mukaddes ulvi, yani ilahi noktada konuşan bir kitaptır diyen. Ve şusurdandır ki Kelamullah ünvanı kemali liyakatle Kur'an'a verilmiş ve daima da veriliyor. Burada Kelamullah ilginç oldu. Çünkü ilah dedik, iltifat eder dedik, Rab dedik vesaire. Ama burada artık Allah dediğin kavramından gelecek olan rehberlik olsa olsa bu özellikleri ihtiva eden rehberlik olması lazım. Evet, Kelamullah'tan bunu anladım. İnsanlar da böyle anlamışlar. Yani Allah tarifine uygun bir kelam tarifi. Yani Kur'an'dan sonra sair enbiyanın kütüp ve suhufları derecesi gelir. Sair nihayetsiz kelimat-ı ilahiyenin ise, burada nihayetsiz kelimat-ı ilahiye her şey. İnsanların konuşu bu aradaki bizim konuşmamızın bile varlık kaynağı olarak düşünün. İnsanlara gelen ilhamata göre yapılan konuşmalar da düşünün. Bunların hepsi ise bir kısmı dahi has bir itibarla cüz'i bir ünvanla, burada Kelamullah olarak değil de cüz'i bir ünvan ile, hususi bir tecelli ile, cüz'i bir isimle ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla, yine evet Allah konuşuyor ama o kişinin kapasitesinde, o kişinin ihtiyacına göre özel olarak yapmış olduğu konuşma ve hususi bir rahmetle zahir olan ilhamat suretinde evet bir mükalemedir. Her bir kişinin kendi kapasitesinde ona yapmış olduğu konuşmada gerçekten Kur'an'dan sonraki gelen derecelerdeki konuşmaların Allah'a izafe, Allah'a bakan yönü diye anladım ben bunu. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları. Bakın mesela bir kedi geliyor, senin ihtiyacını karşılayabiliyor. Köpek mesela çok ilginç. Özellikle av köpekleri, işte Falcon Şahin gidiyor, tutup geliyor. Abdurreşit Şahin'den bahsetmiyor. Şahin insana gidiyor, avlatmak istediği kuşu alıp getirebiliyor. Yani çok güzel. Bu ilhamlar da yine bir tür Allah'ın konuşması, ama yine öyle Kelamullah ünvanıyla konuşması değil de ondan sonraki derecede ilhamat ile konuşması diye anlıyorum ben. Neyse, külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir. Yani birisi daha fazla, diğeri çok muhtelif Allah'ın konuşma tarzları vardır diyor. Kur'an asırları muhtelif bütün enbiyanın kitaplarını. Çok özür diliyorum. Yani Kur'an'ın tarifine tabiri caizse bunu da sıkıştırması hoşuma gitti. Yani Kur'an tarifinizi öyle
küçük tutmayın. Yani Rabbin konuşması dendiğinde bunu böyle küçük kümeye sıkıştırmayın. Rabbin konuşmasının çok katmanları var. Abdülreşit Şahin'in soy isimdeki Şahin'le yaptığı konuşma dahi bu kelimatın içindedir. Ya bunu araya sıkıştırması hoşuma gitti açıkçası. Yani sana pay verdi. Sana bana. Öyle söyleyeyim. Yani bizim kavramlarımızı, kavradıklarımızı da ifade etme tarzımız da bir noktada benim kapasitemde, benim rengime boyulmuş ilhamat, boyanmış ilhamat olduğunu bilincinde olmam lazım. Yani dikkat etmem lazım. Ben kendim konuşurken, başkası da konuşurken ilhamat cihetinde. Efendim illa de özel kişiler ilham alıyor. Herkes kendi kapasitesine göre. Yani köpek de, kedi de ilham alıyor. Biliyorlar savunma nedir, yapacaklar işler nedir vesaire. Kur'an asırları muhtelif, bütün enbiyanın kitaplarını ve meşrepleri muhtelif, bütün evliyanın risalelerini, bakın bu son söylediği nota açıklama getiriyor ve meslekleri muhtelif, bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihat-ı sittesi parlak ve evham ve şübehat-ı zulümatından musaffa. Yani şunu da hatırlamak lazım. Bir kafirin küfrü yaptığı konuşma da bir ilhamat mıdır? O konuya burada girmeye gerek var mı sizler için bilmiyorum. O mevcut olmayan, hakikati olmayan bir ifade olduğu için o kişinin Allah'ın ona ilhamatı değil, o ilhamatı kapatan kişi olarak değerlendirmek gerekir diye. Yapılan ilhamatı reddetme irade-i cüz'iyesi olduğu için insanın reddetmen ifadeleri diye anlamak gerekir dedim ama çok kapalı belli. Burada asırları muhtelif enbiya diyor. Meşrepleri muhtelif evliya tabirleri. Şimdi şunu da düşünmemiz gerekiyor. Demek ki kitab-ı ilahi veya kelam-ı ilahi her asırda farklı bir formda da tezahür ediyor. Yani o asrın muktezasına göre insaniyetin tekamülüne bakan veçesiyle de olabilir. İnsaniyetin tekamülü orada olduğu için ona göre konuşuyor. Dolayısıyla sen oradaki konuşmayı oraya yönelik bir konuşma olarak görmen gerekiyor. Onu oradan alıp buraya getirirsen o kelam Kelamullah vasfını kaybeder. Kelamullah'ın oraya konuşması olarak, bir oraya nüzulü olarak muhatap olmak gerekiyor diye anlamak gerekiyor. Bu asırları muhtelif, yani vahiy, Kur'an, Kelamullah her asırda inmiş, her asırda muhatap olmuş insanlara ve o asırdaki muhatabiyetinden ya böyle Allah kelamı mı olur dememek gerekiyor. Oradaki insana konuşuyor çünkü. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Bu işte yine Nasih Mensuh'a bakan veçesiyle Resulullah döneminde Resulullah'a konuşması bile bu zamandaki konuşmaya doğrudan adapte etmek yanlış olacağını gösteriyor bir yönüyle de. Abdurreşit'in dediğine iki küçük not. Birincisi öz konuşma ve teferruatlı konuşma açısından böyle bakılabilir. Çünkü işte belli dönemlerdeki insanların seviyesi öyleydi, sonra böyle diye. İşin bir yönü bu. İkincisi, biraz burada bunun altını çizmek lazım. Daha çok ahkama, hükümlere, emir ve nehilere dönük mesajlarda, ilahi kelamda asıllara göre farklılık olabilir. Yoksa varlığı açıklama, işte diğer konularla ilgili baktığımız zaman enbiyaya gönderilen kütüb-ü semaviye hiçbir fark yok, verdiği mesaj itibariyle malum. Tabii. Doğru. Evet ve noktayı istinadı bil yakin, bizim noktayı istinadı bil yakin vahy-i semavi, bil yakin vahy-i semavi, neden insanın gerçekten yakin sahibi olacak, ne diyelim ona, sörtüntü denir ama gerçekten hakkaniyetini anlayıp kavrayıp yani kesinlik, ya öyle diyelim, evet, emin kılacak yani insanı.
Bu iki manalı emin, evet öyle dedirtecek manasında söylüyorum. Evet, evet. Vahyi semavi, yine bu semavi konuştuk. Kelam-ı ezeli, yine sonsuz ilimden geliyor olması lazım. Ve ezeli bir konuşma, yani mutlak olan bir konuşma olacak. Ve hedefi ve gayesi bil müşahede saadeti ebediye. Yine eğer saadeti ebediyeyi vermiyorsa o Allah kelamı olamaz. Olamaz deriz. Bakacağız ne kadar saadet geldi, ilişkimizi kuracağız. Burada benim dikkatimi çeken şey oldu. Hani saadet ebediyeyi de versin gibi bir anekdottan daha ziyade, yani Kur'an'ın birincil hedefi olarak yorumladım ben. Yani o bağlamda düşününce belki anlamlandıramadığımız ya da zihnimizde bir yere oturmayan bir ayetler ya da tanımlar olduğu zaman bu noktaya gelinebilir. Bu hedefe dönülebilir yani. Hani bir mühendislik kitabının hedefi işte uçak yapmaksa, Kur'an'ın hedefi saadet-i ebediye gibi, yani çok ana bir tema gibi gözüktü bana. Bu açıdan değerlendirdiğim zaman ben zaten Kur'an'dan faydalanabiliyorum. Yoksa benim dini kitabım işte gideyim okuyayım, faydalanayım gibi böyle bağlamsız bir okuma olunca bazı ayetler anlamsız geliyor yani. Ama bu saadet-i ebediye teması içerisinde düşününce biraz daha böyle çok şirin gözüktü yani Kur'an benim için. Şöyle bir soru gelmişti aklıma da, yani bir şey ifade eder mi diye soracağım. Şurada böyle bir cümle kullanıyorum. Nokta-i istinadı, yani dayanak noktası, dayandığı kaynak gibi anlıyorum. Bil yakın vahiy semavi ve kelam ezeli. Ya Kur'an'ın kendisi zaten vahiy semavi ve kelam ezeli değil mi ki? Dayanak noktası vahiy semavi ve kelam ezelidir diyor. Peki bizim açımızdan desek, yani Kur'an'ın böyle bir özelliği var. Nokta istinadı bu. Diyor ki benim nokta istinadım diyor. Vahyi semavi, kelamı ezeli olduğumu sana gösteririm. Ve sen de bunu bil yakın. Kavrarsın, anlarsın. Onaylarsın, onaylayabilirsin. Benim yakinime ulaştırması açısından evet. Ben onun vahyi semavi olduğunu tasdik edebilecek mahiyette olduğundan dolayı böyle diyor. Yani noktayı sinadı dediği kaynak olarak vahiy semavi. Şimdi benim muhatap olduğum kitap, zahirde bir kitaba muhatap oluyorum ama ulaşacağım netice, yakine varacağım şey vahiy semavi olması gerekiyor. Çünkü dayanağı o anlamında mı söylediniz? Evet, yani bu ancak olsa olsa şu kainatın Rabbinin konuşması ve rehberliği olabilir demek lazım. Burada da yine daha önce de Emin de bahsetti. Saadet-i ebediye iyi, bil müşahede demek. Yani saadet-i ebediyeyi insan hisleriyle bizzat kendi dünyasında yaşar. Yaşaması lazım, yaşatması lazım. Ama bu tabii Kur'an okumada takip edilecek usullere dikkat etmeyince bana şöyle şöyle işte bu çağın gereklerine uymayan sorumluluklar yüklüyor, zorluklar getiriyor diyen kişinin artık problemleri kendi prensiplerini dayatması esasına göre algılanması lazım. Ben kendime göre işte bu çağda şöyle olması gerekir demişim. O benim beklediğimi Kur'an bana vermesi lazım demişim. Halbuki orada Kur'an başka bir şey söylüyorsa, o zaman benim beklediğimin benim hakikatimle ilgisi var mı diye insanın kendisini kontrol etmesi gerekiyor. Dolayısıyla Kur'an saadet-i ebediye vermeyecek, bir saadet-i ebediyeyi sonuç vermeyecek bir teklifte bulunmaması lazım prensip olarak. İçi bil bedahe halis hidayet. Yani bu nokta istinadı. İçi hidayet, yani insan nedeni bütün ümitlerine kavuşmuş olacak hidayetten, onu anlıyorum ben. Tam gerçeğine uygun bir sonuca ulaşmış olması lazım. Kur'an öyle diyecek. Tamam, ben bunun için yaratılmış olmam gerekir diyecek. Üstü
biz zarure envarı iman bilemiyorum buna. Yani anlamıyorum iman kabul etmiyorum anlamında değil de yani ne söylenir? Diyor ki üstü onun üstleri kapatır. Envari imanın nurlar. Şimdi burada bir sürü peşin kabul edilmiş kelimeler var ya iman, nur vesaire. Şimdi onların içe detayına girmek lazım konuşmak için. Yoksa bilmiyorum söyleyecek bir şeyler var mı? Altı bunu anlıyorum. Altı bir ilmil yakin delil ve burhan belli. Dayanak noktası yine altı noktayı istinad derken hepsini kapsamıştı belki de. Yani delil ve bürhanla konuşur. Delilsiz konuşmaz. O da pardon bu delil neyle konuşacak? Sana gerçek aklın itibariyle, kavraması itibariyle, gerçek hissiyatın kavraması itibariyle, gerçek kainatla, gerekse kainatla kurduğumuz irtibat itibariyle bu ilişkilerimizde duygu alemi de dahil olmak üzere yani kainattan bir şey alıp yediğimiz gibi kainattaki bir güzelliği seviyor, çirkinliği de sevmiyoruz. Bütün bunlar nazar itibariyle alındığı zaman efendim gerçekten bunların bir delille, bir bürhanla sabitlendiğini, garantilendiğini söylüyor Kur'an. Olması gerekir. Delilsiz konuşmaması lazım. Arapçası bir bakmak lazım da ben bakmadım açıkçası buraya. Altı bilme yakin gelir ve ruhan dedikten sonra üstünün yazılması lazım. Yani altı böyle olunca üstü de bu delil ve ruhanın sonucu olan bizzarı ve envar iman demesi daha mantıklı gibi geliyor. Ama bakmak lazım. Hakikaten tercümeden böyle Arapçası öyle mi emin değilim. Bunu galiba bu Kur'an tarifini Arapça yazmadı gibi geliyor bana. Arapça. Ben tekrar baktım. Arapça. Arapça yok. Arapçası. Ona ben baktım İlyas Hocam. Arapça versiyonunu basarlarken bu orijinali Türkçe olan metni Arapça'ya çevirip işaret cihazın başına koyuyorlar. Öyle mi? Yani şöyle metin, metnin yazımı Arapça değil. Bu metnin yazımı. Bu metin 25. sözün girişinde Türkçe kaleme alınmış olan metnin. İyi oldu bunu söyledin. Siz demin hani Yeni Seyit falan deyince ben oraya takılmıştım. Çünkü işaret edeceğiz eski Seyit dönemi. Niye böyle söylüyordu? Ben Arapçasına baktığımda hani Kur'an nedir diye işte El Kur'an'a mahve diye koymuş eğer denirse diye. Ondan sonra ona şöyle denilir diye de metin başlıyor. Ben evet. Arapçayı görünce bu mevcut matbu nüshada orijinalinde zannetmiştim. Siz eminsiniz değil mi? Şuradan konduğunda. Hayır orada, burada şimdi mesela bende hem Arapçası hem Türkçesi var. Burada mesela Kur'an tarifiyle olan kısımda Arş-ı Azam'a kadar olan kısım Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, İher İsmi Mertebe-i Azam'ına kalan kısmının Arapçası var. Ondan sonraki kısmın Arapçası yok mesela. Ve o Arapça kısmın altına da Said Nursi diye yazmışlar. Yani Kur'an tarifinin bu Kur'an Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan gelene kadar kısımda Üstad'ın ismi var. Yani ve Arapçası da var. Yani bu karşılıklı, Diyanet'te karşılıklı Arapça Türkçe veriyorlar ya. Üstadın Arapça olarak yazdığı bölüm var. Onun devamındaki kısmı Arapça olarak yazılmamış ki zaten bu kitapta da yok yani Arapçası. Yani diğer Arapça metinlerde var, devamının da Arapçası var. Evet, bendekinin devamı yani var fakat bir not yok yani. Sonra oraya kondu diyor ama Yunus o notu görmüşse demek ki benim bilmediğim bir şey ve koymamışlar yani. Arapça kısmına onu yazılmamış. Benim bir iki araştırmama göre, karşılaştığım metne göre bu Fatiha tefsirinin başındaki bütün metinler sonradan konma. Fatiha tefsirinden öncekilerin hepsi sonradan konma. Ki zaten metni, bu metnin içinde 12. söze falan atıf falan mı da var ya? Yani? Bu metnin içinde hani 12. sözde dendiği gibi falan diye şeylerini de yapıyor. Aynı 25. sözdeki metnin birebir literal aynı metin. Evet yani onu 12. sözü önceden üstad biliyordu ama işte bize yazmamış. Evet neyse. Evet altı bilmeyle de bu. Sağa bir tecrübe teslimi kalp ve vicdan. O da var. Gerçekten Kur'an insanın kalbini ve vicdanını teslim alıyor. Alması da lazım.
Eğer kalbimi, vicdanımı tatmin etmiyorsa, teslim almıyorsa ona benim Rabbimin yaratıcısı diyemem. Solu bil anne, bil ve aynel yakin teshiri akıl ve izan. Yani bir taraftan kalp ve vicdanını tatmin ederken bir taraftan da akıl ve izanı. Tabi burada incelikler var. Birisinde bir tecrübe diyor, diğerinde ise bir aynel yakin teshiri akıl ve izhar. İzan meyvesi bilhakkıl yakin rahmet rahman ve dar-ı cenan. Yani o inceliklere girilebilir ama bilmiyorum gerek var mı? Makamı ve revacı... Müsait değil yani. Bence bugün bunu bitirmeyi kendimize ödev bilelim. Desteğiniz için teşekkür ederim. Evet. Akıl ve izan. Çünkü bunlara girecek olursak bu da içerik tahliline daha çok gireceğiz ki uzun sürer. Çok, o zaman bir konuyu tek başına çalışmak lazım. Bir günde. Bilhakkıl yakin rahmet-i rahman ve dar-ı cinan. Neden diğeri de tesir-i akılda bir aynil yakin dedi de rahman ve rahim dar-ül cinan dediği yerde bilhakkıl yakin dedi. Dikkat et efendim. Düşün onun üzerine. Der geçerim ben. Makamı ve revacı bil hassi sadık makbulü melek ve ins ve can bir kitabı semavidir. Evet, hassi sadık. Yani hadis-i sadık biliyorsunuz hadis bir şey, bir olayın oluşu demektir. Yani hadis kelimesi iki anlamda biliyorsunuz değil mi? Bir hadise var. Bir hadise happenings, occurrences anlamında, vuku buluş anlamında bir hadise de yeni hadise. Hadise, pardon. Birisi hadise, birisi hadise. Hadüse ise yeni çıkma, yeni yetme, novenation yani sizler gibi. Biz eskiyiz de siz hadüsedisiniz. Onun için hani muhtesat dedi, muhtesat denir ya. Onlar bir küllü muhtesatun, bid'atun dedikleri için hadüseden geliyor. Ama buradaki bir hads dediği olayda insanın kalbine aniden vuku bulan bir olay. Yani şimdi jeton düştü deriz ya. O anlamda diye anladım. İmanın bir noktada hads olma özelliği de var. Düşünüyorsunuz, buldum diyorsunuz. Onun gibi. Her neyse, bu bir kelime dikkatimi çekiyordu. Mesela hadis kelimesi var. Ve aynı kökten geliyor. Neden böyle birisinde bit'a denildi? Aynı kelime. Bir yerde bit anlamına geliyor, bir yerde de Resulullah'ın sözünün nakli anlamına geliyor. Bir hadise vuku buldu Resulullah döneminde, onu naklediyorum diyor. Ulan bit'a mı bu diyesi geliyor insanın. Onun için böyle bir açıklama yapayım dedim, geçtim. Bilhassı sadık, makbulü melek ve ins ve can. Burada da makbulü melekte de, niye güldün diyeceğim ama neyse. Makbulü melekte de şunu anladım ben. İnsanın da kainatın da melekutiyet ciheti, yani bir noktada insanın ruhunun aynalık yaptığı cihet, vicdanının yaratıcısına aynalık yaptığı cihet, kainatın da yaratıcısına dellallık yaptığı, aynalık yaptığı cihet de hadsi sadık ile makbuldür. Yani makbulü melekutiyet yönümüzün tasdik edeceği, kabul edeceği bir özelliğe sahiptir. En sonunda kitabı semavidir işte canım anla diyor. Yani. Semavi bir kitaptır. Vaktimizi geçiyor. Gülmemin sebebini söyleyeyim. Sen dedin ya hadis meselesini, bazıları da hadisin hadis olduğunu söylüyorlar da onlara mı gönderme yapıyor diye güldüm yani. Öyle ben de şeye güldüm ya. Ne bu ya? Bir davun diyesi geliyor insanın falan diye. İşte. Neyse artık herhalde dersimizi burada bitir. Bugünkü sohbeti bitirelim burada. Evet Allah'ın izniyle burada bitir. Yavuz rekordu kapatıyorsun galiba değil mi? Muhabbete geçmeden önce.